büyük zaferler kazanacaksınız. İsminiz büyük padişahlarla birlikte zikredilecek. Ancak her zaferin bir bedeli olacak. Kanınız dökülmeden kan dökemeyeceksiniz. Hataya yer yok. En ufak aksilikte hepimizin kellesi gider. Canımız uğrunuzda feda olsun şehzadem. Allah'ın izniyle siz çıkacaksınız tahta. Bu hatunu aradığınızı işittim. Gülbahar Sultan bu akşam biriyle buluşacakmış. Bostancılara haber ver, biz de katılacağız. Derhal paşaya haber ver, Gülbahar Sultan akşam buluşmaya gitmesin. Amasya'dan ötesini Acemlere vermeye hazırım. Benim tek arzum şehzademin tahta çıkması. Bizim de arzumuz budur. Nihayet saklandığın delikten çıktın. Sultan Murat hakkın rahmetine kavuştu. Bize başka çare bırakmadı. Artık taht sizindir. İbrahim bile ağlamıyor. Siz niye ağlıyorsunuz? Sakin olun artık. Kimse size dokunamaz. Ben korurum sizi. Kana bulanmaktan korkuyorum. Delikanlı, zalim bir padişah olmaktan korkuyorum. Zalim olmaktan. Ben hiçbir şeyden korkmam. Hüseyin Paşa, ne oluyor, ne bu kargaşanın sebebi? Şehzadem, maalesef hünkârımıza bir suikast oldu. Sen ne diyorsun paşa? Şehzadem. Yoksa? Şehzadem. Şehzadem. Silahlar. Ne oldu hünkârımıza? Bayezid.
Ne yazık ki en yakınımdakiler, en güvendiklerim bana hıyanet içindiler Vahit. Her defasında en beklemediğim yerden vuruyorlar beni. Hünkârım. Kim? Kim yapmış biliyor musunuz? ...38. Orta'nın çorbacısı Ferhat Ağa. Lakin siz şükürler olsun tedbirinizi almışsınız. Nicedir şüphelerimiz vardı şehzadem. Bu sebepten tedbirimizi almıştık. Ben sanıp bu masumu öldürmüş Ferhat Ağa. Ne oluyor? Ne bu sesler? Gel anne babası. Ferhat Ağa da onunla birlik olanlar da cezalarını çekecekler. Tıpkı onlara bu emri veren alçak gibi. Hepimize geçmiş olsun hünkârım. Demek ki niyadım dolmamış.